Güzel bir seçim bu arada. X-Borg aslında... Bugün Murano çağırdı onu birkaç kere. Geçen sezon çok konuşuyorduk. Söyledik abi. Biraz şeyde kaldı. Evet, geçen kaldı. Sezon bayağı konuşuyorduk. Burada sürekli Hasar'la beraber bayağı etkili olacak. Faramis'le beraber bayağı işlevli. Aslına bakarsan o kaybettiği kalkan yine Faramis tarafından bir miktar canlı doldurulacak. Bir kalkan opsiyonu daha alacak vesaire. Böyle bir durumu olacak. Öyle bir sinerjisi olacak. Öldürmesi çok kolay değil. Han Arlot. Arlot artı Yiv. Yiv hiç beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Hani ne desen Yiv değil. Ortada opsiyonlar mı çok dar? Hani Vexana'ya falan belki gidilebilirmiş ama Yiv hani ciddi miktarda hasar bekliyorlar ondan. Evet. Biraz bir ama miktar... ulti içinde sanırım kitlemek de isteyecekler. Yani Yiv ultiyi at, Hylos ultiyi at, oradan devam et modunda oynamak. Bombo komboları çok iyi. Şimdi komboya gitmek istiyorlar. Hem Arlot hem Rabileri var. Benzer işleri yapan aslına bakarsan kısmen. Birini tecrübede göreceğiz tabii ki böyle bir durumda. Benim tahminim... Gerçi çok da zor bu tahmin ya. Abi Faramis'leri var. İstediğin kadar bombo combo yap. Bir turluk kaçmalık hakları var. Gel, Rabi'yi mi görürüz gel acaba? Gel Altmer'e oyna. Tamam mı? Tamam. Değiştirme hakkı veriyorum sana. Tamam. Şu an 21 filmdek sahneyi çekiyoruz. Son piki görünce değiştirme hakkımı kullanacağım. En kötü zaten berabere. Son, türlü... Bir dakika. Son piki görünce değiştirme hakkımı kullanacağım. Alfa. Bak gel. Alfa tamam. Alfa geldi tamam artık. Kabul ediyorum şu an. Gözü şu an kabul ettim ben de. Abi Alfa. Ben kabul ediyorum abi. Ya Alfa iyi de. Ya Alfa nerede iyi gözünü seveyim. Bırak ya. Alfa'yı tamam var ya, ya. Alıp alıp duruyorlar abi. Daha Alfa ile bir şey yapan görmedim ben bu ya ligde. Ya şundan oluyor. Kaçıncı maçta? Abi Zora'yı hatırla. Yani nasıl görmedin? Nerede? 5 sezon önce. Yok abi geçen sezon. Zora ne zaman Alfa oynadı ya? Geçen sezon ilk maçında. Oo Zora ne oynadı dedik. Ondan önceki sonra sezondur düştü. O 2 sezon öncedir abi hiç yok. Geçen sezon değil mi? Hayır canım. Yaşlandık beyler o zaman sen ya. Sen bitmişsin. Sen bahar sezonunu diyorsan yok öyle bir şey de. Var abi. Ondan öncekini diyorsun. Olsun. 2 de benim mi kuruyor? Oynamış mı? Sonuçta oynamış mı? Yok abi Alfa evet, hiç overrated. Böylelikle kompozisyonlar ortaya çıkmış oldu. Murano beni Altmer ekibine kabul etmezken Anıl'dan davet gelmişti ama oraya evet, giremedik. Ben... Bakalım Supermassive tarafı birbirine getirebilecek mi Altmer 2-0'la ilk maçta hak etti. Dediği gibi puanı çekebilecek mi görüyor olacağız. İnceden maçımıza da geçiyoruz hazırlıklar tamamsa. Evet. Ne tarafı beğendik? Vallahi ben Altmer'deyim. Özellikle Alfa'ya karşı olan antipatim. bu noktada ya Papara Supermassive iyi gidiyor gibi geliyordu bu arada ama Alfa seçiminde beni kaybettiler diyecek bir şeyim yok. Efendim maçımıza da geçiyoruz. Bakalım günün son maçında neler çıkıyor karşımıza. Ve artık son seri, son karşılaşma, son bir beraberlik şansı veya 2 puan ihtimali. Altmer... Ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Papara Supermassive ise son sezonun playoff kadrolarından birisi. Şu anda 4. mağlubiyetten kaçmak istiyor. Tabii burada alınacak her puan galibiyet önemli. Alamadılar değil mi ya? Ha? Hiç galibiyet alamadı. Son. Alamadı işte. Dün 2-0 kaybettiler. Bugün de bir maç kaybettiler. Son maçları. Bakacağız. İlk haftanın son maçlarını yapacaklar şimdi. Bir yandan da tecrübe koridorunda X-Borg'un da kahraman havuzuna eklendiğinde hatırlatmak isterim. Bu da Kont başı dertte. Geri doğru çekti. Çok fazla tanklayamıyor Röntgen. Burada Farway'in gelmesini engelleyerek belki de Kont'un hayatını kurtarmış olabilir. Evet. Ve şimdi Farway hemen minyon dalgasını da temizledikten sonra takım arkadaşları ormanda birazcık daha rahat şekilde kamp kesecek. Oraya gelebilecek bir baskı olmadığının farkındalar. Ekşi Shayo'nun karşısında. Shayo hiçbir şey yapamaz. Ha, aynen. Şey ne diyecektim ha sabah söylemiştim. Ne abi? Nişancıların karşısında Rabi çekiyorlar abi. Evet. Hiçbir şey yapamıyorlar. İşte Roger uğraşacak duracak büyük ihtimal. Nişancılar yani. Bir şey yapamıyor anlamında. Evet tabii ki. Tamam. Rabi'ye karşısında ne yaparsın? Cümle tabii. Bozuk olabilir artık şey yapacaksın. 8. maça giriyoruz. Düzeltici 8. maç efekti. Kont. Asmo'nun üzerine doğru gidebilir. Burada Asmo tabii 2 seviye. Kont da 2 seviye ama yakalanma ihtimali var ve yakalandı. Teero geldi. Teero. Destek var. After Dark. Toparlamak istiyordu o bölgeyi. Geriye doğru çekilmek zorundalar. Takım arkadaşını çıkarttı. Asmo ışınlarını da kullandı. Vallahi buradan kill çıkmaması şaşırtıcı değil mi? Ama Teero orada riske girmedi. Fark ettim bilmiyorum. Son bıçağını almadan direkt uzaklaştı oradan. Evet. Belki orada biraz daha zorlasa hani skoru çekebilirdi ama herhalde karşılığında kill vermemek de iyi bir mantık gibi ya. Aynen öyle. Şimdi bir yandan da Kont Kaplumbağa'ya ufaktan başladı. Takım arkadaşlarını çağırıyor. Evet. Şu an... Röntgen! Direkt hasar yedi. Yiv burada yok oluyor. Ve Papara'nın ilk skoru oldu. Farway hızlı bir şekilde Kaplumbağa'ya vurmaya devam ederken Link turuncusuna dönecek. Şu anda Sup... avantajı eline aldığı altın olarak önüne geçecek rakibinin. Bundan sonra bakalım bu avantajı ellerinde tutabilecekler mi? Ekşiyi düşürmek lazım. Shayo'nun kasılmasını sağlamak lazım.
azıcık zamana ihtiyaçları var. Aynı şekilde Tier'ın da zamana ihtiyacı var. İşler hiç kolay olacak gibi durmuyor. Kesinlikle öyle. Şu anda alt koridorda Xiaoyu geriye doğru ittirmek istiyorlar ve kuleden de bayağı güzel bir miktarda altın tabii toparlanma ihtimali vardı. Eğer bu klasik dive'lardan biri gelseydi ilk maçta olduğu gibi. Kont ama yani öyle bir durum yok ne yazık ki. Kont burada kaplumbağa öncesinde karşılıklı base spamlıyor After Dark'la. Bu işte en sevdiğim emojilerden karşılıklı olarak gönderiyorlar. Orta koridorda bir ufak sanırım tuzak var. Orada Link artı Arlott Moji'yi beklediler de Moji'yi de kesmesi çok zor abi. X-Borg dertli yani öldürmesi. Kalkanı ayrı, üstüne ulti gelebilir After Dark'tan, o ayrı, tekrar takla atacak, çıkacak, pozisyon değiştirecek falan derken 7 saat kovalarsın yani. Evet, Farveya şimdi hemen mor güçlendirmesini alacak. Daha Alfa'nın da hızlı orman döndüğünü de hatırlatmak isterim. Aynen öyle. Üst koridorda yine yengeç alındı ve sanırım orada biraz daha XP avantajı X-Borg'a geçmiş olabilir. Bakalım. Savion 7 seviye. Röntgen düşme çok kötü oldu ama ya. Erken oyunda bak seviye farkına baksana. Nereden baksan bir %70 tecrübe farkı var. Aynen öyle. Farway yaklaşıyor buraya doğru. Savion hemen kulesinin altına doğru gidecek. Minyon dalgasını almak istedi. Aceleye gerek yok gibi gözüküyor. Evet. İki takım da hatasız oynamak istiyor ama bu da oyunun temposunu bayağı bir soğuttu. Ve bütün bunlar yaşanırken Papara Supermassive bir skor artı bir kaplumbağa ile 1000 altın önde oyunu devam ettiriyor. Xiaoyu geriye doğru çekildi. Asmo'yu bu arada çok güzel şekilde görüp dojluyor. Kont uzaklardan Fiora girmek ister mi? Öyle bir pozisyon yok tabii. Hop burada aldım iyi. Aa çalmayı başardı çaldı, bu arada. Çaldı Moji. İlk yeteneğiyle. Kar koridorda hemen üstüne geri dönerken burada Farway. Burada geri doğru çok iyi aldı. Sersemetli Link ultisi kullanıyor. Faramisten mükemmel zamanlamalı bir ulti ama After Dark. Burada yem oldu. Asmo ultisi kullandı. Geri çıkmaya çalışıyor. Yere doğru sabitledi. Burada alınan net skor var Altmer tarafında. Kaplumbağa'yı tekrardan Papara Supermassive'in aldığında söylemek istiyorum. Moji burada havaya zıplatılacak. Tabii ki Savion skor potansiyeline sahip değil ama en azından kuleye burada kendi minyonlarını da daha rahat ettirdiği için güzel bir hasar bıraktı. Ekşi zorlamak istiyor mu acaba Farway'i? Farway kaçabilecek bir yere sahip değil. Kulenin altında yalnız Tiaru'yu almış ve Ekşi'den son bir dokunuş var. O da yeterli olmadı. Farway gitmeden çok güzel performans gösterdi. İkinci kill'ini de bu sayede alıyor ve yani bir alfaya gitmesini istemezseniz bu skorların Papara Supermassive iki skoru da doğru adamlardan birine gönderdi. Burada After Dark güzel düşürmüşlerdi ama Farway pençesinde hata yapmadı. Burada kaplumbağayı almayı başardı. Sonra hızlıca geri doğru uzaklaştılar. Asmo yukarı koridora yardımı geldi. Savion'u kesebilecekler mi? Moji ultisini kullanabilir. Savion güzel oynadı. Faramisten mükemmel zamanlamalı bir ulti. Arlott'un direkt düşünü gördük. Kont çok fazla hasar indi. Xiaoyu skoru aldı. Moji son saniye ultisini bastı. Burada röntgenle güzel hasar verebilir mi? Mükemmel bir hasar verdi. Xiaoyu'nun gelmesi engelleniyor. Link zamanlaması harika. X-Borg'u düşürebilir mi? Moji iyi ayakta kaldı. Ölmeden çıkmayı başarıyor. Evet. Ya tebrik etmek lazım. Şu pozisyonda Papara Supermassive'in bunları çıkartabilmesi özellikle kaplumbağa ile beraber 3. kaplumbağadan bahsediyorum. Taçlandırırlarsa belki de maçı kapatacak. Çok güzel hamleler. Şimdi orta koridor baskısı devam ediyor. 2 tane kule zaten düşmüştü. Pozisyon tekrar ekranlarda. Ama After Dark'ın seçimi bence Papara Supermassive'in maçı tutmasındaki en önemli etmenlerden birisi. Çünkü o kadar kolay dive atamayacağının farkında Altmer. Ve Farsa kaybedilmişken zaten Faramis kaybedilmişken yeni bir taktik bulmaları gerekiyordu. Yani Tiaru kasılana kadar da kalan herkes beklemek zorunda. Kesinlikle Farway, Moji, After Dark, Asmo 4 oyuncu şu anda kaplumbağayı istiyor ve aldı da. Ekşi burada deneyecek. Farway çok hızlı açıldı üzerine doğru. Ama Ekşi soğukkan davranıyor. At koridorda Shayo'nun başı dertli mi? Işınlanmasını attı. Shayo. Oo, düşürebilirler ya. Savion çok güzel oynadı buraya ama destek lazım. Yalnız başına kaldı arka tarafta da. Edit'in de Link kesini görüyoruz. Savion da büyük ihtimal burada düşecek. Savion zaman kazandırdı bu arada. Bayağı kovalayacaklar. Bayağı kovalayacaklar. Shayo skor istiyor. Dönüp kesmesi yok mu? Dönüp kesmesi yok mu? Yok, Farway geldi. Farway gelmese belki. Farway gelmese belki ama Shayo'da kaldı kill. Kont geri çekilmek istiyor. Burada Ekşi hemen takım arkadaşı için ittirdi Moji'yi. Ve Moji kule altına doğru tekrar bir hamle yapmak istiyor. Dikkatli olunması lazım. Orta koridorda 3 oyuncu sadece burada savunma yapıyorlar ve rakip 5.
isteselerdi bence kill bile çıkardı. Ama Papara Supremacy adına çok güzel bir karar. Zaten gerideyiz. Zorlamaya gerek yok. Mantıklı şekilde Lord'u bekleyelim. Yan koridor baskısı verelim. Ki bu da bize uzun vadede asıl sonucu getirecek plan. Moshi orta koridoru ittiriyor. Farvey. Aynı şekilde mi de geldi. Artık Lord zamanında yavaş yavaş yaklaşıyor. 50 saniye sonra ilk Lord sahnede olacak. İki kule açmıştı Papara. Altmer daha kule yüzü göremedi. Aynen öyle. Kont. Şimdi burada Yiv ultinin ardından kovalamak istiyor mu acaba? Hemen bir ulti kullanıldı ve hayatta tutmayı başaracaklar Moshi'yi. Moshi kalkanı yenilendiğinde tekrar taklasıyla beraber çıkmayı başarıyor. Oradan bir de üstüne orta koridora yöneldiler. Alt tarafta Alfa'nın karşısına kimi göndereceksin mesela? O şu anda bir soru işareti diye düşünüyorum. Evet. Oo çok iyi döndü. Çok iyi döndü. Flank geliyor. Flank geliyor. Yiv'in tepesine çökebilir de galiba fark ettiler ya. Aynen öyle. Alt koridorda Alfa var. Hemen burada savaş çıktı müthiş yerdeydi. Direkt burada kule açıyorlar. Üçüncü kuleleri yolda. Röntgenle beraber Kont burayı savunamaz gibi. Yok. Baron Lord çıkacak 5 saniyeye. Evet. O 5 saniye sonraki Lord'la birlikte şu anda herhangi bir savaş ihtimali yok Altmer'in. Kesinlikle. Fark 5K'ya kadar çıktı. Dakika 9 çok iyi bir fark. Oyun kapatmak alır, için götürür. Yeterli bir fark. Hı? Alır götürür bu maçı yani Lord'u da aldıktan sonra. Yani Link evet. deneyecektir büyük ihtimal Lord'u çalmayı. Çalması çok muhtemel gözükmüyor. Asmo'nun durduğu çalıya bakarsan yok. Anlaşılır. Ya burada tabii ki zorlayacaklar gibi de değil. Artık Lord bitti. Çok geç kaldı Tiaro. Dağıtacaklar. Link'in daha kasılma dönemi gelmediğinden dolayı şu anda Papara üstünlüğünü sürdürüyor. Link kasılır, kasılana kadar oyun biter mi bitmez mi? Bunu göreceğiz tabii ki. Savion, Kont. İyi yerlerdeler ve şimdi üst koridordan tekrar bir minyon dalgası geldi. Shayo. İyi bırakıyor hasarı. Hasarını iyi bıraktı. Alt koridordan Lord ilerleyecek. Faramis. Burada Lord'u önden birisi karşılarsa orada tabii ki Faramis'e karşı mücadele etmek zorunda. Farvey, Moshi. Dalgayı getirdiler şu anda orta koridora ve Moshi kuleye vurmaya başlayan ilk isim arka tarafta Asmo. Güzel bir şekilde havayı zıplattı. Tiaru desteğe gelmek istiyor ama yani şurada her istediğini elde eden bir Papara Supremacy var. Onlar için gerçekten çok iyi bir geri dönüş. Şimdi ligin açılışını, bu mücadelenin ilk karşılaşmasını düşündüğümüzde belki buraya da daha geriden oynamalarını, geriden başlamalarını bekliyorduk ama onlar mental olarak yıkılmadılar ve oyun planından da kopmuyorlar. Tiaru bu arada önden minyonları ittirdi. Birinci T2'lerini kaybediyorlar. Lord alt koridordan üst kulesine vurmaya başlarken orta koridordaki, üst koridordaki patlamalarını kaybetti kulenin. Farvey alt koridora zorlamak istiyor ama yanında kimsesi yoktu. Şimdi yardıma geldi takım arkadaşları. Ekşi aldı içeri, aldı içeri. Yiveden mükemmel bir ulti desteği geliyor. Hayli olsun. Ultisi beraber yavaşlatma sağladı ve buradaki savaş böylelikle dağılıyor. Ling'in gelmesine gerek bile kalmadı. Ling'in amacı zaten burada gelmek değildi. Çok güzel bir hamle yaptı. Hem orta koridorun hem de üstüne üst koridorun yeni doğan milyon dalgaları temizledi. Ve orada takımını aslında daha da iyi bir miktar zaman kazandırdı. Tiaru şu anda geriye doğru kaçmak istiyor. Burada son bir dişi var mı acaba diye bakıyorum ama... Shayo hedefine güdümlü şekilde gidecek. Ve skoru çekecek. Bu arada Rabi de Asmo'yu kesti aynı anda. Onu da hatırlatma olarak geçelim. Net bir iş. Yani skor durumu 7'ye 2'ye geldi. Altın farkı da 5000 civarlarında, 6000 civarlarında devam ediyor karşılaşmaya. Geliştirmiş Lord'un çıkmasına 45 saniyelik bir süre var. Bir yandan da Tiaru az önce Shayo'nun yemi oldu. Akşam yemeği oldu hatta. Bir yandan mor güçlendirmesi de yok doğduğunda. Mor güçlendirmesi olmayacak. After Dark. Artık yavaş yavaş minyon ittirmeyi bırakıyorlar. Koridorları donduracaklar gibi. Moshi. Orman alırken Farvey koridora hızlı gitmek için ulti atıyor tabii ki. Alfa full seviye, full eşya aldıktan sonra bekleme süresi bayağı bir azalıyor. Bayağı evet. bir azalıyor. İkide bir ultisini sallayacak ortaya. Vallahi çok iyi durumda. Farvey'in özellikle buralara kadar kasılmış olması Papara Supremacy'nin elini bence bayağı bir rahatlattı. Hem erken oyun için hem orta oyun için. Şu anda en iyi tehditlerden bir tanesi halindeydi. Özellikle After Dark'ta Farvey'e sen koş. Nasıl olsa ben seni hayatta tutarım güvencesini verebildiği için oyun alanı da genişliyor. Aynısı tabii Shayo için de geçerli. Üst koridorda bu arada Ling'i denk getirmeye çalışmışlar. Tiaru kaçmaya çalışıyordu. Son bir kez deşledi. Bütün bunlar yaşanırken tabii tek başına neredeyse Lord'u bitirecek bir Moshi var.
Takım da onun yanına gelince bu Lord da Farve'in dokunuşuyla beraber Papara Supremacy'ye gidiyor. Yani 2 Lord, 6 kule, 3 tane kaplumbağa. Bütün objektiflerde acayip bir performans. Çok iyi bir ikinci mücadelede ikinci karşılaşma oynuyorlar. Dakika 13'e kadar. Alt koridorda Tierra. Tierra minyonları ittirdi. Ya ayrık ittirmeye başlamış durumda. Şu anda Lord katledilmişti. Alt koridordan ilerleyecek. Piris Kulesi garanti. Devamında oyun biter mi? Uzar mı? Artık Altmer'in savunma mekanizmasına bağlı. Vallahi uzar. 3 bile alabilirler. 3 demişim. 2 bile bence alabilirler. Kesinlikle. Papara Supremacy için söylüyorum. Şayo. Bekleniyor bu pozisyonda ve sakin şekilde kontu aslında biraz da yemlemek istediler. Kontu orada ormanda birilerinin olduğunu çok net anlamıştır. Evet. Şu anda da Lord kuleye doğru yakınlaştı. Kafasını atacak. Direkt kulesi zaten düşecekti. After Dark içeri doğru girdi. Farvay atılıyor. Burada Sabiyom hemen üstüne dönüp canını yenilecektir. Shayo Farvay burada hamlesini yaparken Ailos yavaşlattı. Arkaya doğru Arlos mükemmel alıyor. Faramis doşlamaya çalışırken yere doğru sabitlendiler. Farvay arkadan gibi düşürmeye çalışıyor. Kış sağcı basıldı. Edith birinci skorunu aldı. İkinci skorunu aldı. Papara Supremacy. Haftanın birinci haftada bir adet galibiyetle birlikte haftayı kapatıyorlar.